Efendim öyle mi böyle mi derken 2024'e geldik. Öylesini böylesini bilmem ama bundan sonra neler olacak? Çok önemli başlıklar var yine önümüzde. Sevgili Ahu ile birlikte değerlendireceğiz. Avcum çok unuttuğumuz bir başlıktı. Keşke de daha çok unutabilseydik ama özellikle şehitlerimizin ardından tekrar yüreğimiz yanıyor. Türkiye'de maalesef bazı başlıklar var ki nedeni hep dışarıda aransa da bir şekilde çözemediğimiz bu başlıklar neden hep devam ediyor, neden tekrarlanıyor? Bu bizim herhalde hepimizin merak ettiği bir soru. Ben şehitlerimize Tanrı'dan rahmet, geride kalanlara da başsağlığı diliyorum ama 2024'te terörü daha fazla duymayız diye de dilimi ısırıyorum doğrusu. Ne dersin? Yani hem 2024'e baktığımızda yeni İçişleri Bakanı ve bir terör olayı ardından yaşanacaklar konusunda neler beklemeliyiz 2024'ten? Şimdi geçen hafta kaybettiğimiz gencecik askerlerimizin ruhu şad olsun hepsine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki olayın detaylarını zaten Osman Pamukoğlu Paşa uzun uzun anlatmış. Televizyonda ana akımda konuşanlara çok fazla itibar edilmemesi gerektiğini artık düşünüyoruz. Çünkü bir noktada evet oralarda üs bölgeleri var. Ama artık hala olmalı mı ya da olursa da o şartlarda mı olmalı? Herhalde Türkiye birazcık 3 gün falan tartıştı. 4. gün gene unutma eğiliminde bu meseleyi. Ama alması gereken bir karar var. Suriye sınırını güvenliğe almaya çalışırken Irak'taki özellikle Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği bazı noktalarda anladığımız kadarıyla yeterince ekipman, teçhizat, havadan teknik destek, bütün o söylediğimiz İHA'lar, SİHA'lar gibi teknik ekipmanların o hava şartlarıyla çok kolay, uyumlu çalışamadığını görüyoruz. Yani orada asıl olan gerçekten yine insan faktörü. Ama Pamukkale Paşa'nın dediği gibi orada asıl olan içeride yerleşip yıllarca kalmak mı? 20 tane çadırla birer üs kurup durmak mı? Yoksa hakikaten vurup geri gelmek, sınırı çok daha dikkatli ve bilgiyle korumak mı? Muhtemelen bir süre sonra bunu tartışmaya başlayacak Türkiye. Çünkü teknik olarak hani kale kollar vardı. Onların hepsini kendi sınırlarımız içinde yaptık. Doğru olanı da yaptık. Sınırın ötesi artık Irak toprağı. Orada ne yapılması gerektiğine bence siyasi olarak karar verilmesi gerekecek. Önümüzdeki haftalarda konuşuruz ama Amerikan basınında bile artık hani Irak yönetiminde ailelerle iş tutmanın, hani siyasi yolsuzluğun vesaire nedeniyle otorite boşluğu, eline geçirenin her yerde iş yapabilir hale gelmesi. İşte örgüt varsa bile PKK gerçi orada çok güçsüzleşti ama pusu kurar. Yani bizim orada kendi gücümüzü gösterebilmemiz gerekiyor. Onun için bundan sonra bence Türkiye güvenlik doktrini açısından o bölgeyi çok daha dikkatli düşünmesi, tasarlaması, belki gerçekten hep rahmetli Eşref Bitlis Paşa'nın dediği gibi sınırı aşağı çekmesi gerekecek. Bunu hani açık sözlükle konuşalım. O dağ sınırının korunamaması noktasında bizim aşağıya inmemiz ve bunun resmileştirilmesi gerekecek. Bunu bir kenara bırakayım. Ama dediğimiz gibi hani gencecik insanları artık orada gelmişiz 2024'de. Oralarda o karın, pusun, tipinin altında kaybetmememiz gerekiyor. Eşref Bitlis'i de burada rahmetli analım. Bir helikopter kazası ile kaybetmiştik. Ciddi soru işaretleriyle birlikte gitmişti. Bu enteresan konular bunlar. Zannediyorum YPG başlığı altında Türkiye'nin esasında PKK ile değil Amerika ile karşı karşıya kaldığı çok ciddi meseleler burası. Sonra F-16'larla, F-35'lerle İran'a altın ticaretiyle, Halkbank konusuyla devam eden ve bugüne kadar gelip İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet diyen bir Türkiye'ye doğru geliyoruz. 2024'te Türkiye ve Amerika barışacak mı? Yoksa hep o söylenen Amerika ile Türkiye'nin çıkarlarının çatışma noktası daha da yukarı bir gerginliğe mi taşıyacak bizi? Ne dersin? Şimdi pek çok kişiye sorarsak hakikaten ikincisi ama ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyondan İsveç kararının geçmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum.
Türkiye'nin F-16'larını en azından bakımını, yenilemesini vesairesini yapabilmesi gerekir. Türk Hava Kuvvetleri'nin bu konuda zafiyet gösterebilme şansı yok. Bence Amerika da bunu anlıyor. Ama buradaki kilit nokta hakikaten ben doktora tezimde de yazdığım gibi dönüp dönüp 30 sene önceki savaşa dönüyoruz. Türkiye ile Irak meselesi kendi içinde çözümlenmediği sürece oradaki istikrarsızlık devam edecek. Türk-Amerikan ilişkilerine de bu yansıyacak. Bak Suriye demiyorum çünkü Suriye'de bir anladığımız kadarıyla oradaki yapı Türkiye ile savaşmamak ya da YPG ne diyorsak ona Türkiye'yi ateş etmemek, Türkiye'yi düşmanlaştırmamak konusunda şimdilik en azından şey duruyor, dikkatli hareket ediyor. Ama Irak'ın içindeki hareketin tam ne olduğunu ve sınırın coğrafyanın verdiği avantajı PKK'nın nasıl kullandığını 30 yılın sonunda bile hala şey edemiyoruz, engelleyemiyoruz. Orada yapılacak olan gerçekten doğru bir Irak veya Kuzey Irak otoritesi kurulmasına destek vermek. Yani bu iş petrol ticareti, al gülüm ver gülüm, işte akrabalık, Barzani ailesiyle iyi olalım falan olmaz artık bu işler yani. Orada başka bir nizam gerekiyor. O nizamda Türkiye ya Bağdat'la ya kuzeydekilerle ciddi ciddi kurmak zorunda. Yani bu hani parayla halledilebilecek bir şey değil bu anladığımız kadarıyla. Benim gördüğüm Amerika'da buna bakıyor. Yani burada oyun kurucu olmak istiyorsanız kardeşim. Hani diğer meselelerle evet Gazze hassasiyetinizi vesairenizi anlıyoruz ama sizin şurada bir yumuşak topuğunuz var. Önce burayı halledin diyor. Ve Türkiye'de herhalde muhtemelen önümüzdeki yıl Amerika'da seçim yılıdır ama bunu yapmayı deneyecektir diye tahmin ediyorum. Yani tek kutuplu dünya varken her şey kolaydı. Herkes Amerika'nın dediğini yapıyordu. Şimdi Amerika, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan işler bayağı karışmış gibi gözüküyor ki petrol konusunda da bunun çok netleştiğini görüyoruz. Yani Suudi Arabistan'a daha çok arttır diyor petrol üretimini, arttırmıyor. Öyle olunca Ruslar devam edebiliyorlar. Ukrayna tarafında neredeyse güçlerinin %90'ını kaybetmiş olsalar bile Rusya bir şekilde buradan sanki zaferle çıkacak gibi algısı yerleşmiş durumda. İç siyasete dönelim buradan. Geçen hafta kentsel dönüşümle ilgili açıklama gelince İstanbul'da artık İstanbul AKP belediye başkan adayı belli oldu diye düşünmüştüm. Haberler biraz öyle akıyor. Murat Kurum mu geliyor İmamoğlu'nun karşısına? Yani galiba o öyle olacak gibi gözüküyor. Benim anlayabildiğim kadarıyla AK Parti artık birazcık oraya doğru evrilmiş gibi ama hala da kesin değil. Kazanmak konusunda ne kadar ısrarlı olacak AK Parti ondan çok emin değilim. Çünkü pek çok ankette İmamoğlu birkaç puan önde gidiyor. Ha bu son iki ay daha önde gider anlamında gözükmemeli. Çünkü hani yerel seçimde ibre çok hızlı dönebiliyor. Ama Türkiye'de özellikle İstanbul'da anladığımız kadarıyla kira, barınma sorunu ve birazdan seninle de konuşacağız. Asgari ücretin artık hiçbir şeye yetmemesi meselesi iktidarı anladığımız kadarıyla yerel seçimde bir fatura olarak gelebilir gibi. İmamoğlu çok rahat değil ama en azından şeyin konjonktürün kendi lehine ilerlediğini düşünüyor benim hesaplarıma göre. Burada İyi Parti meselesi tamamen kapandı değil mi? Eskiden can ciğer kuzu sarmasıydı gördüğüm kadarıyla. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı ile Meral Hanım'ın şeyi. Hatta çok ilginç bir anekdottur o. Belki de seçimi İmamoğlu'nun aday olmaması ya da işte CHP'nin kaybetmesi açısından da bir göstergeydi. İmamoğlu ile ilgili hukuki siyasi yasağa gidebilecek bir konuda açıklama geldiğinde Sayın Meral Akşener koşarak geldi yanına, kucağa ulaştı, desteğini açıkladı. Sayın Kılıçdaroğlu ise Almanya'dan bir telefon bile etmemiş bildiğim kadarıyla. Siyaset her yerde siyaset ama yani ben hem İyi Parti meselesini sorayım hem de bu teröre karşı bir bildiriye yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in destek vermemesi konusunu merak ediyorum. Çünkü benim anımsadığım kadarıyla hem eski meclis başkanı hem Sayın Bahçeli demişti ki sınıf arkadaşım olmayacaksa eğer Özgür Bey'in olması yerli milli bir aday olması açısından CHP'nin başında görmek isteyeceğim kişidir demişti. Ama siyaset söylenenlerle yapılanlar arasındaki farkı her zaman olduğu gibi işaret ediyor galiba.
Yani orada Cumhur İttifakı'nın bir pozisyonu var. Bu işte kınama bildirisi çok rutin bir şey. İlk defa CHP'nin burada çizginin dışına çıktığını ve imzalamıyoruz kardeşim. Önce siz bize gelin bu meredi bir anlatın. Bu iş niye hala böyle oluyor şeklinde bir tavır koyabildiğini görüyoruz. Bu cesur, riskli bir adım ama cesur bir adım. Muhtemelen de Özgür Özel'e sürdürebilirse bu söylemi, kendini belli konularda ayrıştırma, çizgisini belirleme, yeni bir paradigma oluşturma konusunda CHP'nin yeni kurmayları açısından önemli bir işaret. Bunu iktidarın da çok üstünü tepinmediğini görüyoruz ilginç bir şekilde. Yani bu adım atıldıktan sonra karşı taraftan vay bak hala imzalamıyor, bak hala konuşuyor gibi şeyler de gelmedi ilginç bir şekilde. Cumhur İttifakı'da meselenin anlaşıldığını düşünüyor. Vatandaşın da bunu algıladığını düşünüyor Özgür Özel'in sözlerine muhtemelen. Bu netlikte giderse Özgür Özel muhtemelen CHP açısından önemli bir değişimin başlangıcı olacaktır. Yerel seçime geri dönelim. Şimdi bu arada bir başka şey oluyor. Hüdapar kürsüden federasyon tartışılsın diyor. İşte Said Nursi'nin adını bilmem ne, Şeyh Said'in adını bir yere verelim, sokağa verelim diye. Benim görebildiğim kadarıyla muhafazakar seçmen ve Kürt seçmeni bir kampta toplama, seküler seçmen ve milliyetçi seçmeni bir kampta toplama gibi bir hareket oluşuyor kendi içinde. Yani laiklik, Türkiye Cumhuriyeti değerleri, milliyetçilik bunlar bir tarafa yaklaşıyor birbirine. Karşı tarafta da DEM Partisi daha net belirlemese de şeyini belli konularda AK Parti'yi yakın durabileceği hissiyatını veriyor. Bu İstanbul seçimde dengeyi nasıl değiştirir onu bilemiyoruz. Ama hani eski HADEP seçmeni diyelim. Bu seçmen öyle sanıldığı kadar da şey değil. Özellikle büyük şehirlerde Hüdapar'la yan yana gelmek isteyecek. Ya da AK Parti'nin her politikasını onaylayacak bir seçmen. Yerel bazda benim gördüğüm kadarıyla birazcık daha pazarlık yapmayı deniyor şu anda DEM Partisi. Ama öbür tarafta büyük şehirde İYİ Parti, Meral Hanım tavrını ne kadar koyarsa koysun belli ki bir tabanda ittifak zemini oluşuyor. Şimdi dönelim esasında geçtiğimiz dönemde hep siyasette belirleyici olduğu düşünülen ekonomi konusunu. Ekonomi çok kötü olmasına rağmen zannediyorum muhalefetin özellikle milli duruşu olmadığı söylemi ya da işte dini söylemler ve Kılıçdaroğlu'nun belki kimliği, işte Aleviliği gibi nedenler, bunlar çok şey konuşulabilir. Seçimi öyle ya da böyle AK Parti kazandı, Sayın Cumhurbaşkanı kazandı ama bu değişim sürecinde hani anayasa değişikliği de önümüzdeki yıl konuşulacağını bildiğimize göre mevcut Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bir değişimi işaret ediyor. Değişim dönemleri zordur. Bu zorluk içerisinde pek çok alanda belirsizlik yaratıldı Türk ekonomisinde. Ve her biri bir yerden patlıyor şimdi. İşte asgari ücret konusunda olduğu gibi. Asgari ücret %50'ye yakın olmasına rağmen yeterli değil. Çünkü enflasyon daha yüksek. Geçmişte büyük bir kayıp var. %49-50 olunca iş dünyasında büyük bir infial var. Temelinde ise esasında birçok esnaf batacak düşüncesi var. Geçen hafta da konuştuk seninle. Evet. Hani yeni yılda neler olacak diye. Ve böyle bir ortamda siz rasyonelleşme diyerek Mehmet Şimşek'le birlikte yeni vergiler gibi konuları getiriyorsunuz. O yüzden ben Türkiye'de bu günlük siyaset ve ekonomik sorunların 2024'te her gün her gün gözümüzün önüne geleceğini, her gün yeni mini krizlerle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. Doğrusu. Ama bu asgari ücret konusu tabii çok başka bir konu. Ne zammı alanlar, ne alacak emekliler, ne de iş dünyası hiçbiri mutlu olmadı galiba. Ne dersin? Ya emeklileri tahmin ediyorum ama şimdi hep sorduğum bir şey var. Tamam mı? Eski asgari ücretin hiçbir artık geçerliliği veya yeterliliği yoktu. Ama bir
küçük esnaf bir pastane düşünelim veya bir berber. Bu insanlar bu parayla bir çırak çalıştırabilirler mi? Neti bu olanın bürütü ne olur, onu nasıl öder o kuaför ya da pastane? Sadece zamla o iş gider mi? Çok emin değilim. Onun için hani seninle geçen hafta konuştuğumuz küçük esnaf çok dramatik bir şekilde kepenk kapatabilir veya hani dükkanı kapatıp yaza kadar hiçbir şey yapmayabilir. Bir fırtına var belli ki gelecek olan çünkü. Orayı hiç öngöremiyorum ama herhalde büyük şirketler en çok kar edenler bile işte dijital perakendeciler, onlar da çok kar ediyor mu emin değilim. Bankalar, şunlar, bunlar hepsi büyük ölçüde olabildiğince minimum harcama ve minimum şeyle gidecekler. Görünürlükle gidecekler. Yani reklam bütçeleri kısılacak, şunlar bunlar kısılacak. Yaptıkları belki sosyal sorumluluk projelerini yavaşlatacaklar vesaire. Hani harcanabilir para çok az bir kitlenin elinde yoğunlaşmaya başlıyor. Korkutucu derecede ülke Hindistan'a, biraz Pakistan'a benzemeye başlıyor. Bu arada mesela kuvvetli avantajın olduğu tekstil gibi sektörler Mısır'a taşınıyor. Hani bu resimin nihayetinde Türkiye nasıl bu paradigmayı kırıp çıkacak onu çok anlamakta zorlanıyorum. Geçenlerde Sayın Bülent Müttekin Hoca ile konuştum Amerika'da. Yani o 2001 krizinde bildiği için o dengenin nasıl zorlandığını ve o dönemde nasıl bedeller ödendiğini de hatırlattı bana. Bu seferki başka türlü bir şey değişikliği gibi gözüküyor. Bir de hani yolun sonunda IMF şeyi kasayı açacak, anahtarını bize verecek gibi bir durum da ben görmüyorum. Belki siz duyuyorsunuz ama yani yabancı fonlar, kuvvetli dış kaynak, böyle bir şey girişi var mı da Türkiye bu kadar sıkıyor kendini? Onun şeyini, yanıtını sana bırakıyorum. Vallahi Türkiye bir kere ne yaptığını biliyor mu sorusu var, bir. İkincisi, şu anda Mehmet Şimşek'i mecburen getirmiş olmak, bu amacın belirli olduğu ya da içselleştirildiği anlamına mı geliyor? Hayır. Mehmet Şimşek bir yere kadar para bulup işi bir noktaya taşıyıp bu dönemi atlattıracak. Ondan sonra ne olacak? Bunlar çok önemli sorular. Çünkü Türkiye şu anda Arjantin'le Pakistan arasında ve Afganistan arasında bir yere doğru gidiyor söylemi çok net. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen Cuma günü Borsanın 150. yılı konuşması da enteresandı. Tekrar mandacı ekonomistler falan dedi. Demek ki Türkiye popülizm, seçim ekonomisi ve gerçeklerin kabul edilmemesiyle bir tarafta türbünlere söylenenler var. Bir tarafta da gerçekte yapılanlar var. Eskiden söylenenlerle yapılanlar arasındaki fark, söylenen ne olursa olsun, Ali Babacan çünkü yabancıya gidip öyle derdi. Yani siz ne bakıyorsunuz? Veya gidip Ümit Boyner'e ben şey dediğini biliyorum yani. Ya bu adamla da o kadar uğraşmayın. Sonuç olarak bakın işte yaptıklarına bakın. Hani derdi ama işte bünyede olan, ruhta olan ortaya çıkıyor. O da şu, Sayın Cumhurbaşkanı faiz istemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı yerli milli istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı rantın dağıtılımının devlet, hükümet tarafından yapılmasını istiyor. Şimdi böyle ben bir süreç. Ben o kadar sert bakmıyorum. Sen hala öyle mi düşünüyorsun? Ben Sayın Cumhurbaşkanı o kadar hala o konularda o kadar katı olduğunu düşünmüyorum. Ama şey azaldı. Yani mühimmat azaldı tabiri caizse. Acaba mühimmatın azalması o konularda böyle düşünmüyor olmasının bir nedeni olabilir mi? Yani içselleştir. Yani şimdi Mehmet Şimşek'i sen küfredip göndermişsin. Niye tekrar geri alıyorsun? Sen ve ben böyle bir şey yapar mıyız? Yani hayır, birbirimize küfretmeyiz. İki, sen ve beni veya da ben seni satılmış gazeteci olarak örneğin şey yaparsak, etiketlersek bir daha hayatımız boyunca konuşmayız. Yani bilmiyorum. Hani o yüzden hani bu siyaset tabii her şey olur diyebilirsin ama benim görebildiğim Türkiye'de popülizm var her alanda. Yani
seçilebilmek için her yol mubahtır düşüncesi bence bunu değiştirmiyor. Bu ülkede enflasyon falan düşmez. Bunu hiç kimse de istemiyor zaten. Yani bunu bireyden şirkete kadar kimse Türkiye'de enflasyonun kalıcı düşmesini istemiyor. Bir şekilde çünkü para kazanma şekli böyle Türkiye'de. O yüzden hani ben çok hani bu konularda ahkam kesmek istemem ama benim hissiyatım o. Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik yıkım olmadığı takdirde yüzdürülmeye çalışılması daha büyük ve kalıcı bir enflasyonla birlikte Türkiye'nin dediğin yerlerde yani Afganistan, Arjantin arasında gidip gelmesine neden olur. Bu ülkenin doğal kaynakları, bu ülkenin insan gücü, bu ülkenin jeopolitik önemi, bütün hepsini biliyorum. Çok önemsiyorum. Ülkemden çok umutluyum. Gençlerden çok umutluyum. Bu zor oyunu bozar. Her şeyi değiştirebilir. Ama bu bakış açısıyla bir yere gidebileceğimiz konusunda enflasyon açısından söylüyorum bunu. Hiçbir politik görüşle değil. Sadece sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı açısından söylüyorum. Yolumuz yol değil. Hele bir şekilde seçimden sonra kuru böyle bir tekrar zıplatacak bir hareket falan olursa, çünkü ciddi bir ekonomik bedelden bahsediliyor. Yani biz hep bu büyümeyi enflasyonun altında kur artışıyla sağladık. Geçtiğimiz dönemde de böyle oldu. Bu kur bir yerden patlar veya onun patlamasını engelleyecek verimsizlikleri ortadan kaldırmayı gerektirir. İşte o da Borsa İstanbul'da olduğu gibi büyük yıkımlara neden olur. Borsa İstanbul'daki yapı çok güçlü bir yapı değildi, kırıldı. Ama ihracatta, ekonomide, tekstilde, inşaatta çok önemli şeyler var, güçler var. O güçleri yıkıp siyaseti bambaşka bir yere taşımak, ekonomide kalıcı bir büyümeye çalışmak bence çok büyük zorluklar içeriyor. Bence bu Mehmet Şimşek'in kafasını yer yani, öyle söyleyeyim. Başını yer. Yani mesela uluslararası raporlar, bugün Orhan Asaloğlu Hoca yapmış, şeyler yapmış. Yani belli ki faiz artırımları dünyada bitecek, para bollaşacak. Bunun için de Haziran falan öngörülüyor. Sen katılır mısın? Yani Türkiye'nin dünya konjonktürü kaynaklı bir rahatlama ihtimaline? Ya sıcak paraya bağımlı bir ekonominin sıcak para bulacak olması rahatlamayı sağlar elbette. Ama uyuşturucu bağımlısı uyuşturucu bulduğu sürece gibi. Ay, kötü bir örnek oldu. Geri almış olasın diyelim yani. Yok ya, bu sıcak para dediğiniz şey uyuşturucu gibi bir şeydir. Kendinizi çok iyi zannedersiniz. Kafanız gayet güzeldir. Ama gerçekler öyle değildir. Türkiye'de şeker var, tansiyon var. Yani kolesterol var. Görmüyor muyuz bunu? Kolesterol dediğin şey damar yolları. Damar yolları tıkalı, petrol fiyatları yüksek. O yüzden marketlere domates pahalı geliyor. Niye? Petrol yüksek. Enerji dönüşümünü sağlayamamışsın. Tansiyon, çünkü bir şekilde siyasi tansiyon var. Yani Mehmet Şimşek gitti mi geldi mi tansiyonu sürekli olacak. Olmaya devam edecek. Hala konuşuluyor sence? Bence yani başka bir seçenek olmadığı için Mehmet Şimşek kalacak yani. Güzel. Başka bir seçeneğimiz olmadığı için bir şey yapıyor olmakla bir sürü seçenek arasında en iyi seçip bunu yapacağız demek arasında bir fark var. Bir yerde diyiverirsin eğer inanmıyorsan. Yemişim dersin. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de siyasetin popülizmden uzaklaşıp ülke çıkarları için yapılıyor olması lazım. Benim haddime değil kimseyi. Bu ülkenin sonuç olarak milyonlarca insanın oyunu alarak gelmiş insanlar bunlar. Ama herkes de siyasetten şikayetçi. İktidar muhalefetten, muhalefet iktidardan siyasetçi. Özgür Özel demedi mi? Çok iyi siyasetçiler ama kötü insanlar diye Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na. Şimdi kötü insanların olduğu bir siyaset ya da kötü siyasetin olduğu iyi insanlar hiçbir şey fark etmiyor. Yani neyse, 2023'ü böyle tatsız kapamayalım umuyorum. Ben yine söylüyorum. Geçen gün söyledim, birazcık hani şeyle söyledim. 50 yaş dedim ama yani hakikaten belli bir yaşın üstüne, ciddi söylüyorum yani, belli bir yaşın üstüne siyaset yapma yasağı getirilmeli. Bu siyasetin tecrübeye ihtiyacı var değil. Ya bırak, bundan kötü ne oluyorsa olsun ya, bir görsün Türkiye. Yıkım olacaksa yıkım olsun, o yapıcı bir yıkım olsun. Yoksa yani bu kafalarla hiçbir yere gidemeyeceğiz. Benim düşüncem 2024, umuyorum ki kafalardaki
o hapishanelerin kalktığı, özgürlüklerin sonsuza ve cesurca kanatlanabildiği bir sene olur. Benim düşüncem o. Umarım birkaç tane uluslararası başlığım var. Onları vereyim. 2024'te belli ki Güney Çin Denizi'ni birazcık daha konuşacağız. Tahminlere göre Ukrayna ve Rusya'nın Ekim gibi, ama daha erken değil diyor ekonomistin tahmincileri, bir gerçek barış veya ateşkes için masaya oturması ve bir anlaşmaya imza atmaları bekleniyor. Ekim 24, daha önce değil dedik gibi. Hamas Gazze meselesi belli ki büyümeyecek daha fazla. En azından sıcak çatışma olarak ikinci bir şeye gitmeyecek, cepheye gitmeyecek. Yine tahmin, o kumar birazcık, Ahmet Kasım Hanlı'ya sormak lazım. Dış analistlerin söylediği, Amerika'da seçimleri demokratın adayı toplu oyları, yani popular vote'u kaybedip electoral vote'u, yani seçilenlerin seçtiği oyları kazanarak kazanacak diyor yurt dışındaki analistler. Önümüzdeki sene birazcık bunları daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Türkiye için de önemli. Dünyanın seçim yılı, bir parantez daha açayım. O kadar çok seçim var ki 2024'te. Herkes hakikaten sandığa gidecek bol bol. Bir ekonomistin kapağı şöyle. Hani merkezde bir tane sandık var, etrafında Çin var, Ukrayna var, herkes var. Şimdilik bu kadar not bırakalım. Daha umutlu, daha güzel bir yıl olacağından, ben 2023'ten daha iyi olacağından eminim galiba Artuç. Evet, o zaman 2023'ün çok kötü bir yıl olduğu ortaya çıkar. Daha da kötü olamaz diye düşünelim. Peki, biz bu kapağı o zaman Sayın Ahmet Kasım Han'a da bir yorumlatalım. Amerikan seçimlerinde kendisinden bir dinleyelim. Onu da hafta sonu yayına alırız. Ahucuğum, 2023'ün en güzel olaylarından bir tanesi seninle yayına başlamaktı. Umuyorum 2024'te çok daha güzel yayınlarla, çok daha gençlere ümit veren yayınlarla karşınızda olacağız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olsun. Görüşmek üzere. Güzel bir yıl dileriz. Hoşça kalın.